Selam gençler kimya adasındasınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz bu ders videomuzda kimya ve enerji ünitesine devam ediyoruz ve konumuz HES yasası yine ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu bir konudan kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi entalpi değerleri bilinen tepkimelerden faydalanarak acaba entalpi değeri bilinmeyen bir tepkimin entalpisini hesaplayabilir miyiz evet bu olay olabilir biz bu yasaya HES yasası adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi her tepkimenin bir delta aşı olduğunu söylemiştik. Eğer tepkime ters çevrilirse yani girenler ürünlere, ürünler girenlere tarafına böyle ters bir durum olursa o zaman arkadaşlar delta aşı da otomatikmen işaret değiştirir arkadaşlar. Evet bunu böyle söyleyelim. Peki tepkime bir sayı ile çarpılırsa delta aşı ne olur? Delta aşı da o sayı ile çarpılır arkadaşlar. Tamam Bu şekilde söylüyoruz Ve o sistemin delta aşı çarpımından açığa çıkan e, sayıdır. Ve bir tepkime birkaç tane tepkimeden oluşabilir. O zaman bu tepkimelerin delta aşı değeri ne oluyor arkadaşlar? E, o taraf tarafa topladığımız e, delta aşıların değerinin toplamı kadardır. Yani o zaman birkaç tepkime taraf tarafa toplanırsa yeni oluşan tepkimenin delta aşı değeri diğer tepkimelerin diğer tepkimelerin toplamı kadardır diye yazalım arkadaşlar. Biraz yazım kötü idare edin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah anlıyorsunuzdur. Evet. Şimdi daha iyi anlayacağız diye düşünüyoruz. Bakın bir örnek tepkime vermişim burada. Bu tepkimenin delta aşı 70 kilojul. Yani olay endotermik gördük. Şimdi bak ne yapmışız? 3 ile çarpmışız hepsini. Görüyor musunuz? Bakın. 3N2, 6NO2 e, ve 6NO2 olmuş. O zaman delta aşımızda 70'ti ya. 70 çarpı 3 eşittir. Bu tepkimenin delta aşı 210 kilojul oldu. Peki hala burada ne yapmışız arkadaşlar bakın yarıya bölmüşüz görüyorsunuz ki o zaman buradaki delta aşımız e, 70 bölü 2'den yani 35 kilojul olmuş oluyor. Peki burada ne yapmışız arkadaşlar bakın N2 ve O2 girenlerdeyken ürünleri atmışız 2 tane O2 ürünlerdeyken girenlere gelmişiz. Yani bu tepkime ters çevirmişiz dolayısıyla bu tepkimenin delta aşı direkt işaret değiştirecek yani eksi 70 kilojul olacaktır. Peki hala buna bakalım. Şimdi burada iki tane denklem vermişim görüyorsunuz. Bu denklemleri toplayalım. Bak ne olacak? Şimdi eğer e aynı maddelerden karşılıklı taraflarda varsa bakın ne olmuş? X maddesi hem girenlerde hem ürünlerde var. O zaman bunlar birbirini götürecek zaten. Z maddesi burada bir tane var. Burada üç tane var. O zaman burada bir tane varken burada iki tane Z kalır. Ama Y'leri götüremeyiz. Çünkü Y'den aynı tarafta. O zaman ne, buradaki tepkimemiz ne oluyor? Üç tane Y'den e, iki tane Z kalmıştı artı iki tane K. Peki bu tepkimenin delta H'ı kaçtır? E şimdi bu tepkime kimden geldi? Bu iki tepkimenin toplamıdır. O zaman eksi 40 ile 60'ı toplarsak bu tepkimenin delta H'ı da eksi e, artı 20 gelecektir. Çünkü işte 60 eksi 40 topluyoruz artı 20 gelecektir. Yani o, olayımız endotermik denk gelmiş oldu. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kitabımızdan sorular çözüyoruz arkadaşlar. Beraber inceleyelim. Şöyle bir kitabımız vardı. Hatırlayalım arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar siz e, e, biz bunu çözüyoruz tabi de bunların Tabii ki pdf'leri var altta açıklama kısmında. pdf'leri çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de ben burada e, çok fazla soru çözemem illa ki. Sizin daha fazla soru çözmeniz lazım. İlla ki test kitaplarınızdan bol miktarda soru çözün. Sadece ders dinleyerek izleyerek konuyu öğrenemeyebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar burada bize bir denklem vermiş. Bu denklemin ne kadar enerjisi olduğunu sor, soruyor, soruyor bize arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey çok basit aslında. Şimdi F2O3'ü nereden elde edebilirim? Bakın şu denklemden elde edebiliyorum F2O3'ü. Ama bu, teklem, bu denklemdeki F2O3 girenlerde ben ürünlerde olmasını istiyorum. O zaman ben bu tepkimi eksiyle çarpmam gerekiyor. O zaman eksiyle hemen çarpalım. Yani ters çevirmem gerekiyor. O zaman ne olur? 2 tane F artı 3 tane karbondioksitten ne olur? F'e F... 2 o 3 artı e, 3 tane karbon monoksit olur mu? Peki delta aşımız ne olur? İşaret değiştirir. Bu tepkimenin delta aşı da o zaman eksiyken artık 64 olmuş oluyor bu tepkimenin delta aşı. Peki şimdi bunları bak burayı da şimdi F2O3 hallettik. Demir de zaten yerine gelmiş oldu ama bir şey daha dikkatini çekiyorum bilmiyorum ama arkadaşlar. Şimdi biz burada ne istiyoruz? Oksijen için 3 bölü 2 olmasını istiyoruz. Nerede var? Alttaki tepkime de var. Ama burada 1 bölü 2. Hemen bunu 3 ile çarpalım o zaman bu tepkimeyi. Ee, o zaman 3 ile çarparsam bu tepkime 3 tane karbon monoksit olur. Artı 3 bölü 2 O2 gelir. Sonuç olarak da 3 tane karbondioksit oluşur olur mu? Peki delta aşımız ne olur? Delta aşımızda eksi 68'i e 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Burada ne oluyor? Eksi 68 çarpı 3'ten ee, ne olur? 204. Eksi 204. Evet bunu böyle yazabiliriz. Şimdi ben bunları toplayayım bakalım. Uyacak mı? 3 karbon monoksit burada. 3 karbon monoksit burada gidecektir. Peki karbondioksitler dioksitler zaten birbirini götürecekler görüyorsunuz ki. Peki arkadaşlar ne var? 2 tane demir. Evet. E, artı 3 tane 3 bölü 2 O2'den F2 O3. Ben bunu yakalamış oldum. Evet arkadaşlar zaten istediğimiz şey buydu. O zaman bu tepkimeyi e, bunların ikisini toplayarak elde ettiğime göre delta h'ımıza ne oluyor? Bu ikilerin toplamı olmuş oluyor. Delta h eşittir. 64 eksi 204'ten cevap ne olur arkadaşlar? Eksi 140 gelecektir. Devam. Şimdi bize burada ee, H2O katısı, H2O sıvı ve H2O gazın molar oluşum entalpilerini vermiş. Hatırlayın, bileşiklerin molar oluşum ısıları vardır demiştim ve katı sıvı ve gaz fazına göre değişiklik gösterir demiştik. Evet, ve burada bakın arkadaşlar 3 tane denklem vermişiz. E, delta taşları burada var. Şimdi bize ne soruyor burada arkadaşlar soruda? Molar oluşum entalpisi kimin? E, do molar donma entalpisi. Molar demek bir mol demek aslında. Donma demek ise ne demektir? Sıvıdan katıya geçeceğiz. Arkadaşlar o zaman ben şunu ha halledeceğim. Yani H2O sıvısından H2O gazını elde etmem lazım. Nasıl elde edebilirim? Bakın yukarıda denklemler vardır. Şu iki denklemi kullanabilirim o zaman ama H2O sıvısının girenlerde olmasını istiyorum. O zaman bu tepkimeyi ters çeviririm ben burada. Ters çevirsen ne olur? H2O sıvısı girenlere gelir. H2O H2 ve O2 de ürünlere geçer. Peki delta taşımız ne olur bu durumda? Delta aşımız işaret değiştirir. Yani artı B olur. Tamam. Pekala arkadaşlar bunu yazdıktan sonra eee bu katı ol, e, bu katı olacaktı. Yanlış olmasın. Sıvıdan katıya. Evet. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Bunu ters çevirmem gerekiyor. Bu aynen bunu da e, arkadaşlar yanlış yapıyorum. Özür dilerim. Eee dur bakalım. E, sıvıdan donma. Yok, sıkıntı yok. Bunu aynen alacağım. Evet. E, yanlışlık olmasın. Evet. Bir an yanlış yaptığımı düşündüm ama yanlışlık yok burada arkadaşlar. H2O da burada aynen aldığıma göre eksi A olacaktır. Toplarsam O2'ler gider H2'ler gider. Bak ne geldi? H2O sıvısından H2O katısına denk geldi. Peki bu tekmenin del ne olur? B eksi A. Gördük mü? Bu şekilde biz bunu yazabiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Ne yapmış? Ne istiyoruz? Molar süblimleşme entalpisi. Süblimleşme neydi? Katıdan direkt gaza geçişti değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? O zaman bunu ben gene ters çevireceğim. Çünkü katıdan gaza geçeceksem bunu yine ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirsem ne olur? H2O katısından arkadaşlar H2 ve 1 bölü 2 O2'ye gelirsem delta aşım bizim burada e, artı A olacaktır ters çevirdiğim için. Bunu aynen alıyorum arkadaşlar. H2 artı 1 bölü 2 O2 yerinde kalıyor. E, H2O gazı da yerinde kalıyor dolayısıyla. Delta H değeri de ne olur? Burada eksi C olur. Toplarsam bak H2'ler gitti. O2'ler gitti. Ne, ne kaldı? H2O katısından H2O gazına dönüşmüş oldu. Ve delta aşımız da burada arkadaşlar. E, burada bakın A eksi C olmuş oldu. O yüzden arkadaşlar biz burada cevabımız tabii ki Bursa olarak işaretleyebiliriz. Devam. Şimdi burada ne var? Burada da bize 3 tane tepkime vermiş. Görüyorsunuz ki ne istiyoruz? C2H2'nin standart oluşum entalpisini soruyor. Arkadaşlar şimdi standart oluşum entalpisini hatırlarız. Diğer derste bunu vermiştim sizlere değil mi? Ne yapacağız? Şu C2H2 nasıl oluşabilir? Arkadaşlar şuraya yazalım isterseniz. C2H2 karbon katısıyla hidrojen gazını oluşuyor tabii ki. Ama 2 tane karbon olması lazım. Çünkü bu gaz olacak. Yani C2H2. Yani ben bu denklemi bulacağım aslında. Çünkü neden? Bu tepkimenin delta h'ı direkt oluşacağı için Burası sıfırdır zaten. Ürün eksi girenden. Direkt delta h'ı otomatikmen delta h ve sıfır C2H2'ye eşit olmak zorunda. Peki bu denklemi ben nasıl elde edebilirim diye şimdi bakacağım olayı arkadaşlar. Nasıl elde edebilirim? Şimdi karbon nerede? Burada var ama iki olması lazım kalsayız. O zaman bu tepkimi 2 ile çarpacağım. Yani iki tane karbon artı iki tane O2'den 2 tane karbondioksit. Delta aşım bizim burada 2 ile çarpınca eksi 780 oluyor mu? Tamam hallettik. Peki H2 bak bir tane var. Bu da zaten bir tane olmasını istiyorum. Bu da burada denk geldi. H2 artı 1 2 O2'den e, H2O yazıyorum ve delta aşım hiç işaret bile değişmiyor, Hiçbir şey olmuyor. Eksi 285 olarak kalır. Devam edelim arkadaşlar. Ama bak burada iki tane C2H2 var. Ben bir tane istiyorum. Ama bir de ters olmasını istiyorum. Yani bu tepkimi o zaman eksi 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Hem eksi ile çarpacağım hem de yarıya böleceğim. O zaman ken 2 gelir. İki tane karbon dioksit artı su. Ve ne geliyor arkadaşlar? C2H2 Artı 5 bölü 2 O2 geldi mi? Peki delta açımız ne oluyor burada? Hem işaret değişecek hem de yarıya. Yani arkadaşlar ne olur? Yani işaret değişsiz Artı olur. Bir de yarıya bölersem bunu. 1300 gelir. Arkadaşlar bunları şimdi toplarsam bakalım istediğimize ulaşabiliyor muyuz? Şimdi bak karbondioksitler gidecek. Başka kimler gidecek? H2O'lar gidecek. E burada bak 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 bunlar da gider. Bak istediğimiz 2 karbon artı H2'den C2H2'yi biz burada bulmuş oluyoruz. O zaman bunları toplayacağım. Yani eksi 780 artı eksi 285 artı 1300 şeklinde ben bunu toplayarak ben burada işlem yapabilirim. Yapalım. Arkadaşlar burada ne oldu? Cevap e, yani işlem yaparsak da galiba 235 gibi bir değer gelmiş olur. E, cevap o zaman burada arkadaşlar Adana gelecektir. Evet. Orası matematik arkadaşlar. Orayı size bıraktık artık. Şimdi e, son sorumuz e, e, dersimizle alakalı. Şimdi ne istiyoruz arkadaşlar? Şu denklemi istiyoruz değil mi? Bu denklemi nasıl elde edebilirim? Bu denklemi bakalım yukarıda var. Ama bunu 2 ile çarpmam gerekiyor tabii ki. 2 ile çarparsam şuraya yazarsam 4 tane F olur. Artı 3 O2 olur değil mi? Ve 4 tane 2 tane değil mi 2, tane, 2 ile çarpmışız çünkü. 2 tane F2O3 olur mu? Delta H2'ye de 2 ile çarptığımız için bunu. Ne olur arkadaşlar? Eksi 1660 geliyor değil mi? Eksi 1660 geldi. Peki başka ne istiyoruz? MnO2 gidenlerde olsun ve de 3 olsun kalsın. O zaman bunu eksi 3 ile çarpmamız lazım. Eksi 3 ile çarparsam 3 tane MnO2'den arkadaşlar. 3 tane Mn artı. 3 tane O2 oluyor mu? Delta aşımızda bu durumda eksi 3 ile çarparsam eksi ile çarparsak 510 3 ile de çarparsak 1530 geldi. Topladık. Bak ne olur şimdi. Arkadaşlar O2'ler gider zaten. Ve istediğimiz gibi oluyor bakın şimdi. 4 tane F geliyor. Artı 3 tane MN O2 geliyor. 3 tane MN artı 2 tane F2 O3. Bu sistemin delta aşı ne oluyor? İkisinin toplamı eksi 1660 ile 1530 toplarsam galiba eksi 30 geliyor. Arkadaşlar bu tepkimenin delta aşı eksi 130. Ama bak bize şimdi soruda diyor ki bunu sormuyor. E, 22.4 gram demirin yeterli miktardaki reaksiyonundan soruyor. Şimdi bak burada ben hemen bunun molünü bulacağım. Demirin molü nedir? kütlesi bölü MA'sı. Yani 22.4 e, 22.4'ü MA'sına bölersem 56'ya bölersem 224 olsa 4 katı 0.4 katı. Ha demek ki biz burada 0.4 mol demir kullanacağım. Bak burada bulduğum şey ne? 4'e karşılık değil mi? Görüyor musunuz? Eğer 4 mol demir kullansaydım aslında... 130 kilojül kilokalori ne olurdu? Isı açığa çıkardı. Neden? Çünkü eksi geldi çünkü işaretimiz. Ama 0.4 mol demir kullanırsam ne olur diye biz buradan işlem yapabiliriz. Arkadaşlar işlem yaparsak bakın ne olur? 13 kilo, kalori, kilo jül kilo kalori demişiz. Kilo jül diyeceğiz daha doğrusu. Birimi kilo jül. Kilo jül ısı açığa çıkar şeklinde biz bunu ifade edebiliriz. Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Derslerin devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bakın özellikle bölümlendiriyorum ki daha iyi anlayın diye. Çok fazla kalmadı gerçi konumuzun büyük bir kısmını hallettik ama yine de dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.